Nasılsınız? Ben Duda ablanız. Hatırlarsınız size bir hikaye anlatmıştım. İşte o hikayelerin böyle ara sıra farklı versiyonlarını anlatacağım. Aslında ben bu hikayeleri hiçbir yerden okumadım, bilmiyorum. Belki ilginizi çekecek, belki çekmeyecek, onu da bilmiyorum. Ama bunların hepsi benim şu an kafamda ürettiğim şeyler. Sizin de vardır kafanızda bir sürü hikaye değil mi? Hayaller, böyle bir sürü düşünce geçiyordur kafanızdan. Her an bir sürü hikayeyi tutup yakalayabilirsiniz ve onları yazabilirsiniz. Yazmak çok güzel gelir insana. Sizi çok rahatlatır, emin olun. Evet. Evet, hatta şu an benim kızım da kendi yazdığı hikayeyi bilgisayara geçiriyor, kitaplaştıracak. Süper. Evet çocuklar, şimdi ben şöyle bir şey hikaye yapayım. Ve arada da o hikayelerimi buradan çekeceğim şeyler yönlendirsin, olur mu? Biliyorum. Şöyle bir şey geliyor aklıma. Yağız isimli, yakışıklı, güzel, tatlı bir tane erkek çocuğu varmış. 9 yaşlarında falan. Ve Yağız bir gün parkta sallanırken parmağını salıncakların arasındaki demire sıkıştırmış arkadaşlar. Evet, demire. Hani var ya böyle zincirlerin içi yani zincirlerin bir tanesini geçirmiş parmağını. Yani tabii çok büyük bir şey olmamış ama çıkarınca şöyle birazcık şurası sıyrılmış ama kanamış. Kanayınca çok panik olmuş. Annesine söylemeye de korkmuş. Annesine söylemeden hemen parkın karşısındaki eczacıya koşmuş. Eczaneye gitmiş. Eczacıya parmağını göstermiş. Merhaba. Parmağımı acaba yara bandı takabilir misiniz demiş. Eczacı hemen otur bakalım demiş. İsmin ne? Yağız benim ismim. Hemen bakmış eczacı parmağına ama yara bandıyla değil, biraz pansuman yapılması gerekiyormuş. Çünkü kanama varmış. Demiş ki hemen eczacı Yağız'a, annen haberi var mı Yağız'cığım bu olaydan? Yağız böyle utanarak bakmış. Çünkü annesinin haberi yok. Hemen annesinin telefon numarasını istemiş Yağız'dan. Aa, Yağız annesinin telefon numarasını biliyor mu? Çocuklar biliyor mudur sizce 9 yaşında? Biliyor mudur? Bilmiyor diyor bak, benim kızım burada bilmiyordur diyor. 9 yaşında bir çocuk annesinin telefon numarasını bilmeli arkadaşlar. Ben. Evet. Yağız da biliyormuş. Vereyim mi? Hayır, sen verme şu an telefonu. Ve Yağız telefonunu, annesinin telefonunu eczacı hanıma vermiş. Annesi eczacı hanım annesini aramış. Annesi gelirken Yağız'la eczacı hanım biraz sohbet etmişler. Gitar çalmak istiyorum ama gitar çalacak param yok. Önceki bölümümüzü izlemişseniz, önceki bölümümüzdeki arkadaş burada kalmış. Evet, önceki bölümümüzde bu yönerge çok vardı. Çok özür dileriz. Özür dileriz. Biz bunu atalım. Yeni çekelim. Bazılarını atmıştı ama. Olmadı. Sanırım tuvalete gitmem gerek, çok sevmiştim. Bu da önceki bölümde vardı. İzledim. Arkadaşlar bu da önceki bölümde vardı. Özür dileriz. Yenisi geliyor. Ay neymiş? Adını Sevimli koydum. Aa, kesin bir kedi alacak da adını Sevimli. Bilmiyorum koydum. Bakalım Öykü neler olacak. Evet, Yağız'la Eczacı Hanım sohbet ediyormuş. Eczacı Hanım Yağız'a sormuş. Nasıl yaptın bu elini? Nasıl yaptın o parmağını? Evet. Nasıl yaptın o parmağını demiş. Yağız da olayı anlatmış. Peki neden annene söylemedin demiş. Yağız da demiş ki adını Sevimli koyacağım demiş. Pardon? Adını Sevimli koydum demiş tekrar. Eczacı hanım Yağız'a şöyle bir daha bakmış. Aa, bilinci falan mı kapandı bu çocuğun? Ne oldu bu çocuğa? Pardon demiş Yağız. Benim aklım şeye gitti. Alacağımız kediye gitti. Biz bir tane kedi sahipleneceğiz. Sahiplenecek misiniz? Evet. Satın almayacağız. Sahipleneceğiz biliyor musunuz? Harika bir şey. Çok sevindim buna. Ve adını da Sevimli koyacağız. Çok sevimli bir şey olacak. Çok sevimli bir kedi olacak eminim demiş eczacı hanım. Tam onlar böyle konuşurken annesi içeri girmiş. Tabii annesi biraz tedirgin. Yağız! Yağızcığım ne oldu parmağına? Sarı renge
bayılırım. Sarı kalemin var mı? Okula gitsin sorsun. Ve annesi Yağız'ın parmağına bakarken eczacı annesini sakinleştirmiş. Lütfen sakin olun. Sakin olun. Bir şey yok Yağız'da. Sadece pansuman yapmam gerekiyor. O yüzden sizin de yanınızda olması gerekiyor. Yanınızda olmanız gerekiyor demiş. Annesi bir rahat nefes almış. Nasıl nefes almış? Hayır, hadi rahat bir nefes alalım mı? Bütün dünyadaki bütün soluk nefesi içimize çektiğimizi düşünelim. Evet, rahat bir nefes aldık hepimiz. Annesi birden eczacı hanıma demiş ki, ya biliyor musunuz ben sarı renge bayılırım, sarı kaleminiz var mı? Eczacı hanım gene şaşırmış. Yağız neden eczacı hanımı ki? Evet, Yağız eczacı hanımı şaşırtmış. Şimdi de annesi şaşırtıyormuş. Bunlar konuşurken laf arasında değişik sorular soruyorlarmış. Eczacı hanım demiş ki... Değişiklermiş. Değişik bir aile, evet. Eczacı hanım demiş ki, yani sarı renk kalemim yok açıkçası ama neden şimdi bu soruyu sordunuz bilmiyorum demiş. Annesi ne dese beğenirsiniz. Ya eczacı hanım, ben çok tedirgin olduğum, kaygılandığım zamanlarda aklıma hemen en sevdiğim rengi getiririm. Ve en sevdiğim renk de sarıdır demiş. Sarı olunca da aklıma sarı kalem geldi ve burada sarı kalemi görürsem rahatlayacağımı düşündüm demiş. Aman tanrım. Eczacı hanım annesine hak verse de biraz garip olduğunu düşünmeye devam etmiş. Zeynep parka gitmek istiyor ama annesi izin vermiyor. Neyse Yağız ve annesi tekrar evlerinin yolunu tutmuşlar. Tabi parkta o kadar çok arkadaşı Yağız'ın başına üşüşmüş ki, Yağız'cığım ne oldu? Tabi ki merak etmişler Yağız'ı. Çünkü parmağı kanayınca hepsi merak içinde kalmış. Aa, Yağız ne görsün? Bir de Zeynep de parkta. Ve o parka inip Zeynep'i beklemiş. Parkta o yüzden onu beklemek için parkta o kadar uzun vakit geçirmiş. Ve Zeynep gelmemiş çünkü annesi izin vermiyormuş. Ama şimdi ne görsün Zeynep parkta. Yağız parmağına mı üzülsün? Zeynep'i parkta üzülsün. Vallahi bilememiş. Annesine şöyle bir bakıp, anne ben biraz daha parkta kalabilir miyim? Parmağım hiç acımıyor demiş. Annesi de hayır kalamazsın demiş. Ama Zeynep parkta demiş Yağız. Böyle dudaklarını büküp ağlamaya başlamış. Annesi biraz üzülmüş açıkçası. Yağız, tamam. 10 dakika sarı daha oynayalım. Sarı kalemi seviyorum da. Sarı kalem. Evet. Ve Yağız 10 dakika daha parkta oynamaya devam etmiş. De öyle yapıyormuş. Ve evet. Ve annesi Yağız'a şunu tembihlemiş. Yağız'cığım, başına bir şey gelirse küçük ya da büyük, lütfen bana haber ver. Ben sana bunun yüzünden kızmam ki. Benim için önemli olan sensin demiş. Yağız da tamam anneciğim demiş. Ve parkta oynamaya devam etmiş arkadaşlar. Ve sonra elini kırmış. Elini kırmamış Öykücüğüm, bu kadar. Ben size öpücükler yolluyorum. Ne haber arkadaşlar? Lan duruyorum.